Ve sıra geldi Alisson Foden'a. Rakibi Damian Hugo Quintero. Kardeşimiz kendisi Şili'de ikinci oldu. Dünya şampiyonasında Ümit Gençler'de. Şimdi bu da güzel aslında. Bir taraftan gençler de geliyor. Kadın erkek. Çok iyi geliyor. Kesinlikle. Furkan Kaynar da yine şampiyon oldu. Başarılar dileyelim. Ve Alisson Foden karşımızda değerli izleyenler. Alisson Foden birçok kez bizi gururlandırdı. Hem Avrupa'da hem de dünyada. Şimdi sıra geldi. Burada bir altın madalya kazanmaya. İçimden geçeni yayında söylemiştim. Sabah seansında. Bir daha alalım hocam sizden. Quintero'nun bugün denge kaybı yaşayabileceğini hissettim sabah. Öyle bir his doldu içime. İnşallah o denge kaybı olur da hakemler ev sahibi hani eşdeğer bir kata çizdiler. Acaba ev sahibine mi versek düşüncesine kapılmazlar. Denge kaybı olduğu zaman Ali Sofoğlu buradan çok rahat altın madalya alır. Ali'nin hata yapacağını tahmin etmiyorum. Quintero da çok çok güçlü. Çok güçlü. Onun da hata yapacağını tahmin etmiyorum ama denge kaybı her sporcunun başına gelebilecek şeyler. Bu sene İnşallah ilk kez bizim aslında. Bizim karşımızda yaşar. Evet, bu sene ilk kez Karatevan Premier Lig'de finale çıkma başarısını gösterdi Alisson Foğlu. Buraya kadar gelmesi de oldukça önemliydi. Alisson Foğlu şu anda görüntüde ama rakibi de kabul edelim çok güçlü. Şimdi Ali'nin sıfır hatayla tamamlaması lazım. Ali hata yaparsa Quintero moral motivasyonu yükseltir. Hata bir de seyirci baskısı da azalır. Olabilir. Ama Ali hata yapmazsa Quintero'nun stres yaşaması söz konusu olabilir. Evet. Ali için tabii zor bir durum. Böylesine büyük bir organizasyonda. Final. Biz güveniyoruz sevgili Alisson Foğlu'na. Başarılar diliyoruz. Alisson Foğlu gururumuz. İyi bir performans göstermesini istiyoruz. Sports TV ekranlarında Alisson Foğlu'nun katasını izleyeceğiz. Finalde İspanya'da Madrid'de. Kojisio Show katası sanırım. Evet. Arka tarafta da Quintero'yu gördük. Çok dikkatli, çok konsantrasyon yüksek. Alisson Foğlu. Başarılar dileyelim Alisson Foğlu'na. Konsantrasyonu oldukça iyi görünüyor. Gözlerdeki bakışlar çok önemli katada. Burada iyi bir çıkış yakalarsa bu moral onu geriye taşır. Evet. İyi başlangıç. Güçlü başlangıç, denge kaybı da yok. Güzel. Evet. Adım adım. Yükselecek şimdi Alisson Foğlu. Katanın başındaki o heyecanın attı üstünde. Evet. Kaybetmeyi düşünmeyen bir isim Alisson Foğlu. İster istemez yarışmaya çıkarken bir heyecan oluşuyor sporcularda. Ama kata başladıktan 5-6 saniye sonra o heyecan böylesine üst düzey profesyonel sporcularda kaybolur. O süreci iyi geçti. Geçti. Orada hata yapmadı. Evet. Zaman zaman çok değerli hocalarımızla, milli sporcularımızın performanslarıyla ilgili konuşuyoruz. Alisson Foğlu için çok çalışkan, çok disiplinli. Asla winner bir isim. Asla şımarmayan bir isim diyorlar. Bazen sporcularımız güzel başarılar elde ettiği zaman bir rehavete kapılıyor. Alisson Foğlu'nda bu yok. Tamamen kazanmaya odaklı bir isim. Konsantrasyonu hep üst seviyededir Alisson Foğlu'nun. Dönüşlerde sekmedi hiç. Çok iyi. Çok net. Tribünlerden alkış alması da iyi İspanya'da. Daçililerde de herhangi bir kayma yok. Korkusuz Alisson Foğlu. Evet. Harika. Şu an konsantrasyonu, bakışları çok önemli. Son bitirişi de etkili yaparsa hatasız tamamlayacak. Evet. Bravo. Bravo. Yüzündeki ter, alnındaki ak inşallah kazanmanı sağlayacak. Tebrikler Alisson Foğlu. Evet. Finaldeki kata böyle performansını tamamlıyor. Ürpertti açıkçası. O son bölümde
selam verirkenki yüzündeki o ifade bir an kendimi orada hissettim. Evet, şimdi o kadar seyircinin önünde böylesine üst düzey bir performans hatasız tamamlamak gerçekten çok iyiydi. Kolay değildi ve bir bölümde İspanyol rejisi çok yakın plana girdiği için dizini çekip içeriye girdiği bir bölüm var. Orada hata yaptım yapmadım onu bilemiyorum ama duruşu kesinlikle mükemmel. Onun dışında yani herhangi bir hata görmedim şu an için. Ama yakın plana girdiğinde duruşunda bir bozukluk var mıydı? Hareketi net yapabildi mi? Orayı kaçırmış olabiliriz. Şimdi Quintero baskı altında olan taraf Quintero oldu şimdi. Evet. Biz için bizim üzerimize düşen görevi evet. Gayet iyi yaptık. Fazlasıyla yaptık. Evet. Ali Sofoğlu muhteşem bir kata performansı ortaya koydu. Katası. Dileriz Quintero ufak da olsa bir hata yapar ve altın madalyayı biz kazanırız. Denge kaybı yapabileceği bir durum söz konusu olursa o zaman kesinlikle biz kazanırız. Denge kaybının dışında katayı şaşırmasını bekleyemeyiz böyle üst düzey bir performans. Çok güçlü bir isim. Olursa. Bilmeyenler olabilir. Quintero sayısız final performansı var. Bir de kendi evinde Madrid'de. Evet. Quintero ikinci, Sofoğlu da üçüncü sırada olimpiyat sıralaması. Evet. Ama puan farkı biraz var. Quintero biraz daha önde puan olarak. Merakla bekliyorum. Acaba denge kaybı yaşayacak bir durum söz konusu olur mu? Stil farkı olduğundan dolayı hakemlerin story stilinin göze biraz daha hoş görünmesinden dolayı etkilenmesi söz konusu olabiliyor. Hareketlerin zorluğu da burada puanlamayı etkiliyor. Onu story ifade edelim. Bacileri biraz daha kısa olduğu için duruşları, ayak aralıkları sporcu kuvvete odaklanabiliyor. Ama Shotokan stilinde Ali Sofoğlu'nun duruşlarında bacakları çok daha geniş, evet, açık duruyordu. Daha açılıydı. İşte açılı olduğu için geçişler biraz daha zor. O yüzden kuvvette zaman zaman dağılmalar söz konusu olabiliyor. Burada da estetiği tutturabilmek tabii zor. Özellikle bu Nekoashi Dachi dediğimiz kedi duruşunda. Denge kaybı yaşayacağı bir durum söz konusu olur mu diye bakıyorum ama şu ana kadar Quintero'da hata yapmadı. Sevgili arkadaşımız Gökhan Taner de orada. Evet. Az önce ekranlara geldi. Evet, şu anda da yerde oturan arkadaşımız Gökhan Taner miydi acaba? Ayakta. Kameralar yüzünü kapatınca bir de şöyle bir yorum da yapabiliriz. Story katası şu Shotokan katalarından biraz daha uzun. Sporcu performansında hata yapmadığı zaman kata da uzun sürdüğü zaman hakemlerin algısı dağılabiliyor. Yani kırmızılı sporcuyu unutabiliyor hakemler performansı olarak. O yüzden mavinin hata yapmadan tamamlaması mavi her zaman için bana göre bir adım öne alıyor. Güç konusunda aralarında büyük bir fark yok. Yani hakem olarak karar vermek zor. Ama işte katanın görselliği açısından story kataları biraz daha böyle göze hitap ediyor. Evet. Uzun da olduğu için. Uzun da olduğu için kırmızıyı Akan'ın performansını unutturan bir kata stili oluyor. Yani şimdi şu an karar verilecek artık. Bir tarafta Quintero, diğer tarafta Ali Sofoğlu. Şu an hani ev sahipliği olmasından dolayı Quintero'nun tribün baskısı başladı zaten hakemlere şu anda. Merakla bekliyoruz, heyecanla bekliyoruz. Küçük bir farkla da olsa maalesef. Evet, evet. Maalesef
dediğim gibi Quintero, evet, 26-12 92-12 yani evet. %10'luk %20'lik minicik bir farkla %0.20'lik bir farkla Quintero kazanıyor. Tebrikler Ali Sofroğlu. Bu yıl Karataman Premier Lig'de ilk kez finale çıkmıştı. Rakibi çok güçlü bir isim Quintero'ydu. Ama çok 0.20'lik bir 0.20 ile 0.20'lik bir farkla. Yani bu 0.20 o tribündeki alkışlar bile olabilir. Evet. Uzun olması olabilir rakibinin göstermiş belki olduğu. Belki AK olarak Quintero çıkmış olsa ardından mavi kemer bizim sporcumuz olsa belki daha farklı bir sonuç ortaya çıkacak. Zorladı Ali Sofroğlu. Çok güzel az bir performanstı. Bir farkla kaybetti. Alnındaki ter bile evet. bize yetti. Alnının teriyle gümüş madalyayı aldı. Hocam tebrik bu yıl ediyoruz. İlk kez finalde yarıştı Ali Sofroğlu. Rakibi Quintero. Yani dünyanın en önemli sporcularından biri. Kaldı ki Ali Sofroğlu da göstermiş olduğu performansla o listeye girmiş durumda. Bence muhteşem bir iş oldu. Tabii ki kazansak çok daha iyi olacaktı ama...